Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarda çeşitli mesleklerin Almanya'da denkliklerinden bahsetmiştim. Bu videoda ise Almanya'ya gelmenin 8 yolundan bahsedeceğim. Muhakkak yollardan bazıları size uyacaktır. O yüzden bu videoda bu 8 yolu genel olarak anlatacağım. Daha sonraki videolarda ise bu yolları detaylı olarak beraber inceleyeceğiz. Birinci yol arkadaşlar, denklik alarak Almanya'ya gelme. Bu yol kimler için geçerli? Bu yol arkadaşlar, Türkiye'de bir mesleğiniz varsa ve bu meslekte belli bir tecrübeniz varsa ve bu mesleği de Almanya'da yapmak istiyorsanız bu yol sizin için en uygun yol olacaktır. Peki bunun için araştırmaya nereden başlayacağız? İlk başta arkadaşlar, Almanya'da denklikle ilgili iki sınıflama var. Bir, reglementierter Beruf, yani düzenlenmiş meslekler, bir de düzenlenmemiş meslekler. Bazen Almanca kelimeler de arada söyleyeceğim ki bunlara da yavaş yavaş kulağınız alışsın. Şimdi arkadaşlar, bu ne demek? Şimdi Almanya şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Bazı meslekleri incelemek istiyor. Yani bazı meslekleri Türkiye, Almanya'daki işleyiş biçimiyle Türkiye'deki işleyiş biçimini karşılaştırmak istiyor. Yani arkadaşlar, mesleğinizin denk olup olmadığını öğrenebilmek için ilk öğrenmeniz gereken mesleğiniz hangi sınıflama altına giriyor? Yani reglementer bir beruf mu yoksa nicht reglementer bir beruf mu? Yani bunun için reglementer bir beruf derken detaylı bir inceleme gerekiyor mu? Yoksa direkt denkliğiniz var mı? Aslında kabaca anlamı bu. Mesela doktorlar için, öğretmenler için bu reglementer bir beruf. Yani ne yapılıyor? Sizi inceleniyor evraklarınız. Yani Türkiye'de yaptığınız işler, aldığınız eğitim, bunların hepsi detaylı olarak inceleniyor ve Almanya'daki eğitimle karşılaştırılıyor. Nicht reglementer Beruf, yani düzenlenmemiş meslekler ise kabaca denklik varsayılıyor. Yani bunun için çok detaylı bir inceleme tabi tutulmuyor. Duruma göre sadece sizden diploma, transkript gibi ya da bazı sertifikalar gibi çok temel 3-5 evrak isteniyor. Ama diğer detaylı incelemede bütün evraklarınızı vermeniz isteniyor. Bütün, atıyorum, tıp fakültesi için 6 yıl boyunca hangi dersleri aldınız? Bunlar böyle ciddi anlamda karşılaştırılıyor ve bunu bir bilirkişi detaylı raporunu yazıyor. O yüzden ilk adımda reglementer bir beruf mu, nicht reglementer bir beruf mu? Bu detaylı denklik videomda bunun üzerinde detaylı konuşacağız. Peki mesleğiniz nicht reglementer beruf altında. Bu sizin için iyi bir şey arkadaşlar. Ama demek değil ki direkt hemen her şey çok iyi, direkt denkliğiniz var. Bununla ilgili de bazı süreçlerden, ufak tefek süreçlerden geçmeniz gerekebilir. O da tabii mesleğe göre çok detaylı arz ediyor. Örnek verecek olursak, mühendislerin kabaca bakıldığı zaman aslında nicht reglementer beruf olarak geçiyor. Yani detaylı inceleme gerektirmiyor ama pratikte istenen evraklarla birçok mühendisin detaylı mesleki durumunu inceletmek ve denklik almak zorunda kaldığını görüyoruz. İkinci yol arkadaşlar, Ausbildung yapmak, yani eğitim için Almanya'ya gelmek. Bunun için de arkadaşlar B2 Almancanız olması gerekiyor. Bazı eğitimlerde, yani Almanya'nın çok fazla ihtiyacı olduğu eğitimlerde, mesela hemşirelik eğitimi gibi, bu B1 seviyesine düşürülebiliyor. Ama diğer hemen hemen bütün Ausbildunglarda B2 seviyesi Almanca isteniyor. Ve Ausbildunglar arkadaşlar genel olarak 2 ve 3 yıl arasında değişiyor ama çoğunluğu 3 yıl. Eğitim sırasında çoğu Ausbildung'da ücret ödeniyor size aylık. Tabi bu 400 euro ile 809 euro arasında değişiyor. Tabi Almanya'nın ihtiyaç duyduğu mesleklerdeki ödemeler daha yüksek. Yani mesela hemşirelik eğitiminde alabileceğiniz en yüksek ücreti Ausbildung sırasında sağlık eğitiminde alabilirsiniz. Bazı Ausbildung'larda ise eğer çok fazla talep varsa onda sizden ücret de istenebiliyor. Ama genel olarak 400-500-600 euro gibi bir ortalamada aylık size ücret ödeniyor. Bu kimler için uygun? Bu arkadaşlar yeni lise mezunu olan arkadaşlar için uygun.
ya da Türkiye'deki yaptığı meslekten memnun değilse ya da Almanya'da denkliği yoksa bu Ausbildung sanırım yaş sınırı 55 yaşına kadar herkes Ausbildung yapabilir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken B2 Almanca öğrenmek ve Türkiye'den internet üzerinden Ausbildung'lara başvurmak. Daha sonra Ausbildung kurumuyla, eğitim verecek kurumla ilgili sözleşme aldıktan sonra o sözleşmeyle birlikte vizeye başvuruyorsunuz ve Almanya'ya geliyorsunuz. Eğer Almancanız yoksa, yani B2 seviyesinde Almancanız yoksa, atıyorum A1, A2 ya da B1 seviyesinde Almancanız varsa ve meslek anlamında tam olarak ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız ya da kısa sürede Almanya'ya gelip Almanya'da Almancanızı geliştirip daha sonra Ausbildung yapmak istiyorsanız bu yol sizin için en uygun yol. Bununla ilgili iki tane kavramsal ayrım var. Bir, Freiwillige Soziales Jahr, yani FSJ diye geçiyor. Bu arkadaşlar yaş olarak 26 yaş, yani 16 yaşında 26 yaş arasındaki insanlar için uygun. Diğer de Bundes Freiwilliges Dienst. Diğer aslında kavramsal olarak, yani anlam olarak ikisi aynı şey. Sadece yaş farkı var. Yani siz 26 yaşından büyükseniz Bundes Freiwilliges Dienst'e başvuruyorsunuz. Ama bütün başvuru aşamaları vesaire her şey aynı. Bunda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yine Almanya'nın ihtiyacı olduğu mesleklerde ya da ihtiyaç olduğu alanlarda böyle bir gençlere özendirmeye yönelik bir aslında proje bu. Yani siz bir atıyorum sağlıkla ilgili olabilir ya da ambulans teknikerliği olabilir. İhtiyaç olduğu alanlarda, buna da tabii diğer videolarda detaylı gireceğiz. Buralara başvuru yapıyorsunuz. Almanca sınırı yok resmi olarak, yani A2 ile de başvurabilirsiniz, A1 ile de başvurabilirsiniz kabul edilirseniz. Belli bir Almanca seviyesi yok ama genelde A2, B1 düzeyinde Almanca isteniyor. Burada siz mesleği tanıyorsunuz. Yani nasıl bu mesleği seçerseniz nasıl bir çalışma ortamınız olacak? Yani bunu bir staj gibi düşünün. Ama aynı zamanda bazı sizden bir şeyler de bekleniyor. Yani orada destek olmanızı bekleniyor. Bunu yaparken tabii size harçlık da veriliyor. 400-500 euro gibi bir cep harçlığı veriliyor. Duruma göre, başvurduğunuz kuruma göre kalacak yer de sağlanıyor. Bu arkadaşlar 6 ay ile 18 ay arasında bir staj dönemi. Bunu karşılıklı süresini belirleyebiliyorsunuz. Yani bunu 1 yıl olarak da belirliyorsunuz ki genelde ortalama 1 yıl belirleniyor. Ama sizden en az 6 aylık bir söz isteniyor. Yani orada en az 6 ay bulunmanız isteniyor. Bunda neyi sağlıyorsunuz? Hem Almanya'ya gelmiş oluyorsunuz, hem burada Almanya'da geçinebilecek biraz parayı almış oluyorsunuz, cep harçlığını. Duruma göre kalacak yeriniz oluyor. Almancanızı geliştiriyorsunuz ve o mesleğin, o yaptığınız stajın size uygun olup olmadığını görmüş oluyorsunuz. Çalışma ortamını görmüş oluyorsunuz. Bu aslında hani Almanya'daki gençler için düşünülmüş bir proje. Ama dışarıdan gelen yabancılar için de çok uygun. Dediğim gibi yaşınıza göre iki farklı şeye başvuruyorsunuz ama konsept olarak ikisi birbirinin aynısı. Peki mesela başladınız, bir ay, iki ay geçti, sonra bunu yapmak istemiyorum dediniz. Aslında çıkabilirsiniz. Fakat çıktığınız zaman o kurum yabancılar dairesine yazı gönderebilir. Gönderdiği zaman ise yabancılar dairesi de sizin oturumunuzu iptal etme yetkisine sahip. Yani ben hani bir sözleşme alayım, buraya geleyim, bir ay sonra da o şey stajdan çıkmam dediğinizde o zaman oturumunuzla ilgili bir sıkıntı oluyor. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada mesela gelirsiniz, 3 ay staj yaparsınız, sonra başka bir yere geçmek istediğinizde eğer başka yerden sözleşme alırsanız geçebilirsiniz. O ayrı konu. Ama direkt ben buraya hani stajla geleyim, işte o stajı bırakayım, sonra gideyim garson olarak çalışayım vesaire, bunlar mümkün değil. Yani o kanaldan girdiyseniz, yani staj kanalıyla girdiyseniz o kanaldan da devam etmelisiniz. Üçüncü yol ise arkadaşlar evlilik yolu. Bunu zaten birçok YouTube'a yazarsanız birçok çeşitli videolar göreceksiniz. Ben kısaca anlatmak istedim. Yani evlilikle ilgili en az 5 yıl evli kalmanız gerekiyor. Çünkü 5 yılın sonunda siz burada oturum alabiliyorsunuz. Ondan sonra
ayrılma durumunda burada oturumunuz geçerli oluyor. Ama evlendiniz, geldiniz ve 6 ay sonra, 1 yıl sonra boşandınız. O zaman Almanya sizden ülkenizi terk etmenizi istiyor. Çünkü siz buraya evlilik yoluyla geldiniz. Fakat siz bu 1 yıl içinde evlendikten sonra eğer herhangi bir işte Almanca B2 alıp Ausbildung'a başlarsanız o zaman yine burada kalma şansınız olur. Evlendiğiniz kişi mavi kartlı değilse o zaman sizin A1 seviyesinde Almanca sertifika yapmanız gerekiyor aile birleşimiyle gelebilmek için. Ama mavi kartlıysa böyle bir engel yok. Yani hiçbir Almanca bilmeseniz bile direkt evlilik yoluyla gelebiliyorsunuz. Beşinci yol arkadaşlar iltica yolu. İlticanın kabaca ben mantalitesini anlatmak istiyorum. Tabii iltica ile ilgili yine bir sürü videolar, detaylı videolar bulacaksınız. O yüzden iltica ile ilgili detaylı video çekmeyeceğim. Kabaca mantık bu. Türkiye'de ciddi bir haksızlığa uğrarsanız, bu haksızlık farklı bir dine geçtiğiniz için olabilir, siyasi olabilir, atıyorum töreyle ilgili bir şey olabilir, cinsiyet tercihiyle, yönelimiyle ilgili olabilir. Bununla ilgili çok ciddi bir insan hakları ihlaline uğrarsanız ve Türkiye'de sizin için yaşam çok ciddi zor haline gelirse ya da yaşanmaz haline gelirse bununla ilgili durumunuzu ispatladığınız zaman sığınma hakkına sahip oluyorsunuz. Ama arkadaş yani ekonomik sebep bu iltica için sebep değil. Yani bir ülkeden geliyorsunuz mesela Türkiye olmasa herhangi bir Afrika ülkesinde ve çok ciddi açlık, fakirlik var. Bu iltica için bir sebep değil. Ama zengin bir ülkeden geliyorsunuz fakat orada ciddi bir haksızlığa uğradınız. Bu iltica için sebep. Bunda da hani herhangi bir yoldan bir şekilde illegal bile olabilir. Almanya'ya gelip iltica ettiğiniz zaman sizle ilgili görüşme yapıyorlar. Durumunuzu anlatmanızı istiyorlar. Bununla ilgili delilleri sunmanızı istiyorlar. Hangi haksızlığa maruz kaldınız. Bunları anlatıyorsunuz. Verdiğiniz evraklar inceleniyor vesaire ve bu sürede sizi kampta misafir ediyorlar. Duruma göre sizle ilgili karar veriyorlar. Reddedildiği zaman itiraz etme hakkınız oluyor. Süreci uzatabiliyorsunuz vesaire. Tabi kamp koşulları çok uygun koşullar değil. Orada çok tabi Afrika'dan ya da dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve şiddet eğilimi olan insanlar da çok fazla oluyor vesaire. O yüzden bu yol normalde kesinlikle tavsiye etmediğim bir yol. Öyle söyleyeyim. Çünkü diğer yollar hani Almanca öğrenmek vesaire aslında diğer yollar açık. Yeter ki Almanca öğrenin. Zaten iltica etseniz bile orada da Almanca öğrenmek zorundasınız. O yüzden hiç bu kompleks yollara girmeden en temiz Almanca öğrenip normal legal yollardan gelmek. Tabii hiçbir çıkış yolu olmayan insanlar için de iltica yolu açık. Tabii bu Almanya'ya gelebilirlerse. Yani Türkiye'den ilticaya başvuru diye bir şey yok. Buraya gelmeniz gerekiyor. Tabii buraya gelmek de kolay değil. Bunun için de vize gerekiyor ya da kaçak yollardan geçmek gerekiyor. Onlar da çok zor şeyler. O yüzden sadece bu kısaca bu konuya değinmek için bunu biraz anlattım. Diğer yol ise arkadaşlar benim de kullandığım dil vizesi alarak gelmek. Bunun için de yine belli bir Almanca seviyeniz isteniyor. Bu neden? Aslında böyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Fakat bu sizin niyetinizi gösteriyor. Yani diyorsunuz ki ben Türkiye'de Almanca öğrenmeye başladım. A1 öğrendim, A2 öğrendim. Ama artık daha üst seviyeler için, daha yoğun Almanca kurslarına gidebilmek için Almanya'ya gelmek istiyorum. Sıfır Almanca'yla da başvurabilirsiniz. Ama o zaman biraz niyetinizle ilgili şüphe uyandırabilirsiniz. Ya da derler ki A1 kursu zaten Türkiye'de de var. A2 kursu zaten Türkiye'de var. O yüzden hani bunu al, ileriki aşamalarda vizeye başvur denebilir. O yüzden benim tavsiyem A1, A2 Türkiye'de öğrenmeniz. Hem böylece daha ekonomik olur. Yani buradaki kurslar daha pahalı, yaşam daha pahalı. O yüzden ben de öyle yaptım. A1, A2 Almanca Türkiye'de öğrendim. B1'den itibaren dil vizesiyle Almanya'ya geldim. Burada kursa gittim. Tabii bununla ilgili dil vizesi uzunluğu 1 yıllık çıkıyor arkadaşlar. İlk başta 6 ay çıkabilir ya da 4 ay çıkabilir. Daha sonra bunu 1 yıla kadar uzatabilirsiniz. Ama 1 yıldan geçmiyor. 1 yıl bittikten sonra artık o süre bitiyor. Başka bir vize türüne geçmeniz lazım. Ya da başka bir oturuma geçmiş olmanız lazım. Ben dil vizesiyle geldim. O 1 yıl içinde denkliğimi alıp iş bulduğum için dil vizesinden mavi karta geçtim. İşim olduğu için, iş sözleşmesi olduğu için. Ama dil vizesinden iş arama vizesine geçemiyorsunuz ya da dil vizesini uzatamıyorsunuz. O zaman sizden Türkiye'ye dönmeniz isteniyor.
Yani dil vizesinden oturma almanın tek yolu arkadaşlar iş bulmak. Mesleğinizle ilgili tabii iş bulmak, öyle sıradan bir iş değil. Denkliğinizi alıp iş bulmak ve mavi karta geçmek. Dil vizesi için tabii sizin dil kursuna giderken kendinizi finanse etmeniz gerekiyor. Bunun için de blok hesap açmanız gerekiyor. Aylık sanırım 900 euro gibi bir miktarı. Tabii 12 aylık açtırırsanız ona göre 900 çarpı 12 şeklinde bir parayı yatırmanız gerekiyor. Türkiye'den dil vizesine başvurmadan önce Almanya'ya geldikten sonra o banka size aylık olarak bunları geri ödemesini yapıyor. Ben direkt 12 aylık blok hesap açtırmıştım. Vizeyi de ilk başta 6 aylık almıştım. Daha sonra 6 ay içinde diğer kurslarla, kurs kayıtlarıyla bu süreyi vizeyi uzatmıştım. Dil vizesine değinmişken iş arama vizesinden de bahsedeyim. Bu kimler için uygun? Sizin B2 Almancanız var ya da herhangi bir mesleki denkliğiniz var ve mesleğinizle ilgili sizden dil şartı aranmıyor. Bununla ilgili başvurduğunuz zaman benim işte Almanya'ya başvurduğum mesleki denkliğim var ve benim iş aramam gerekiyor ve bu süreçleri Türkiye'den yönetemiyorum dediğiniz zaman size tabi yine blok hesap açarak 6 aylık iş arama vizesi veriliyor. Yani bu kimler için uygun? Atıyorum B2 Almancanız var, doktorsunuz ve burada iş aramak istiyorsunuz. O zaman bu sizin için uygun. Birinci yol ise arkadaşlar yüksek lisansla gelmek. Yine mesleğinizin denkliği görünüyorsa, yani mesleğinizle ilgili denklik alabileceğinizi düşünüyorsanız ve bu meslekte çalışmak istiyorsanız, mesela Türkiye'de psikoloji bitirdiniz ve psikolojinin burada denkliği var ama burada yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. O yüzden bu yol sizin için uygun. Yüksek lisans genelde 2 yıl oluyor. Gelmeden önce tabii üniversiteden kabul almanız gerekiyor. Bunun için de tabii çok büyük ihtimal en az B2 seviyesinde Almanca istenecek tabii mesleğinize göre. Hani mesleğiniz daha çok dille alakalıysa B2 istenir ama genelde İngilizce üzerindense o zaman İngilizce seviyeniz istenir. Tabii buna üniversite karar veriyor. Yüksek lisans yaparken de avantajınız arkadaşlar ekstra çalışma izniniz oluyor. Yani hafta sonları çalışıp kendinizi finanse edebilirsiniz. Ama tabii hafta sonu çalışmak size yeterince finansman olarak yeterli olur mu? Olmayabilir. O yüzden bunun için de belli bir bütçeniz olması gerekiyor. Diğer yol arkadaşlar direkt Almanya'da üniversite okumak. Bunda çeşitli yolları var. En sık kullanılan yol şu şekilde. Türkiye'de bir üniversiteyi kazanıyorsunuz. O üniversiteyi donduruyorsunuz. Daha sonra buradaki üniversitelere başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu bölümü kazandım. Türkiye'de işte sonucum bu. Ben aynı bölümü ya da ona yakın bir bölüme de başvurabilirsiniz. İlla aynısı olmak zorunda değil ama genelde yakın olması tercih ediliyor. Yani çok alakası bir şekilde işte ben Türkiye'de Türkçe öğretmenliği kazandım. Almanya'da tıp okumak istiyorum. Bu olmuyor. Ama Türkiye'de bilgisayar mühendisliği kazandım. İşte Almanya'da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Bu oluyor. O zaman sizin tabii istenen genelde üniversiteye başlangıçta C1 Almanca seviyesi. Ya bunu hazır edeceksiniz, direkt üniversiteye başvururken C1'i koyacaksınız. Ya da bazı üniversiteler diyor ki ben sana bir yıl süre veriyorum. Bir yıl şartlı kabul deniyor. Bunun ismi. Yani bir yıl gel burada Almanya'da kurs al. Ya üniversitelerin sağladığı ücretsiz kurslar oluyor, dil kursları. Üniversite bünyesinde ona gidiyorsunuz. Bir yıl içinde C1'i alırsanız o zaman sizi üniversiteye başlatıyor. C1 alamazsanız o zaman siz Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ama tabii bütün üniversiteler bu dil kursunu sağlayamayabiliyor. Yani size kabul verebilir, şartlı kabul verebilir, C1 olursan seni alacağım diyebilir. Ama diğer kursu kendiniz finanse etmeniz gerekebilir. Almanca kursunu kendiniz finanse etmeniz gerekir. O zaman ne yapacaksınız? Üniversiteden kabul yazınızı alacaksınız, şartlı kabul yazınızı. Bir dil kursuna kayıt olacaksınız. Aynı dil vizesindeki gibi bloke hesap açacaksınız. Sonra Almanya'ya vizeye başvuracaksınız. Diyeceksiniz ki ben kabul yazısını aldım. Blok hesabım bu. Kurs Almanca kurs kaydım da bu. Ben bir yıl kurs almak istiyorum. O zaman tabii vize alma ihtimaliniz diğer şeye göre sadece dil vizesine başvurduğunuz zaman yani üniversiteden kabul almadan ona göre tabii daha yüksek olacaktır. Ama tabii artık bu sıradan bir dil vizesiyle benzer oluyor. Sadece biraz daha önünüz açık oluyor. Yani ben C1 alırsam üniversitem hazır, üniversiteye gideceğim diyorsunuz. Ve üniversite okurken arkadaşlar yine yüksek lisans gibi sizin çalışma izniniz oluyor.
ve çalışma izninizi hafta sonu çalışarak kendinizi finanse edebilirsiniz. Sadece dil vizesi alırsanız, yani sadece dil vizesiyle ya da o şartlı kabulle yine dil vizesiyle geliyorsunuz, o zaman çalışma izniniz olmuyor arkadaşlar. O zaman tamamen siz kendinizi finanse etmek zorundasınız. Buna yine denklik videosunda detaylı olarak değineceğim. Denkliğe başvurdunuz, mesela hemşiresiniz, belgelerinizi verdiniz ve bazı eksikler çıktı. Dediler ki siz 6 ay staj yapmalısınız. O zaman tabii siz de meslek denkliği ile ilgili vize alabiliyorsunuz. Yani o yazıyı gösteriyorsunuz. İşte ben denkliğe başvurdum ve bende eksik derslerim çıktı. Bununla ilgili 6 ay, 1 yıl staj yapmamı istiyorlar deyip bununla ilgili de vize alabiliyorsunuz. Hem hastanede staj yaptığınız zaman size ücret ödeniyor, hem Almancanızı geliştirmiş oluyorsunuz, hem de o denkliğinizdeki süreci tamamlamış oluyorsunuz. Bu tabii bunda denklik videosunda buna detaylı olarak gireceğim. Bu videoda arkadaşlar Almanya'ya gelişle ilgili 8 yoldan bahsettim. Bu videoyu yüklüyorum. Daha sonra bu videolarla ilgili daha detaylı yolları teker teker anlatacağım. Fakat şimdiden sorularını sorarsanız, o videoları hazırlarken de o sorulara da cevaba yönelik şeyler söyleyebilirim ya da araştırabilirim. O yüzden bu 8 yolla ilgili neleri merak ediyorsanız, neleri öğrenmek istiyorsanız, neye ihtiyacınız varsa şimdiden o videonun altına yorum olarak bırakırsanız ben diğer videoları hazırlarken o soruların cevaplarını da bulup böylece onları da anlatabilirim ve daha iyi bir etkileşim olur. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.